Değil mi kanka sen? Size iyi akşamlar. Az önce yayından gittiğim çok yüzden tekrar baştan başlayacağım. Sanırım az önce bir karışıklık oldu. Şimdi başlıyorum. Eğer yeni gelen arkadaşlar varsa herhangi bir şey kusurmadım. Arkadaşlar, bu webinarımızda size daha önce biliyorsunuz daha öncekilerden bahsedeyim size. Daha önceki webinarlarımızda platform üzerindeki bazı göstergeleri alın. Göstergeleri nasıl kullanacak, indikatörleri nasıl kullanacağı ile ilgili çeşitli bilgiler vermiştim. Siz bunlara kendinize bir strateji oluşturuyor olmalısınız. Aşamasında olabilirsiniz. İşte tam da bu aşamada bu stratejileri acaba şey yarıyor mu? Ya da geçmişe dönük olarak nasıl bir veri elde ediyorsunuz? Ya da kazanç elde ettiriyor mu? Ettirmiyor mu? Bunların backtest'ini yapabilmek için VTT'ler üzerinde bulunan, platform üzerinde bulunan bir durumdan bahsedeceğim. Bu da strateji denemedir. Yani oluşturduğumuz stratejiyi Trader üzerinden deneyebilirsiniz. Geçmiş testlerini ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Fazla vakit kaybetmeden ben hemen paylaşayım sizlerle. Artık MetaTrader'i tanıyorsunuz. Çoğunlukla bilgi sahibisiniz bu konuda diye düşünüyorum. Şimdi size bununla ilgili arkadaşlarım gerek ben webinarlarda elimizden geleni aktarmaya çalıştık. Burada strateji deneme menüsüne ya pardon görünüm kısmında ya da bulunan ülkeç işaretinden ekleyebilirsiniz ya da kısa yol tuşu da CTRL'dir. Buradan grafik üzerine ekleyip stratejinizi geçmişe dair testlerle inceleyebilirsiniz. İsterseniz ana başlayalım. Evet. İtlediğimde karşıma şöyle bir menü gelecek. Bazen bu menü şöyle olabiliyor. Hemen düzelteyim. Bazen açıldığında şöyle oluyor. Yani alt kısımlar tam olarak çıkmamış oluyor. Burası kısa kaldığı için var. O yüzden bunu biraz yukarı çekerseniz tamamını görmüş olursunuz. Evet. Yani aşağıda görsel modu görmüş görüyor olmanız gerekiyor. Karşımıza böyle bir pencere gelecek ve bu pencerede gördüğünüz gibi çeşitli seçenekler mevcut. Şimdi bu seçeneklerin yani işimize yarayanları, yarayacak olanları tek tek öğrenmeye çalışalım. Daha sonra stratejimizi nasıl deneyeceğiz? Bununla ilgili birkaç örnek yapalım ve sorularınıza cevap vermeye çalışıp webinarımızı noktalayalım. Arkadaşlar öncelikle şurada gösterge veya uzman danışman kısmı var.
Şimdilik o konulara girmeyeceğim. Belki başka bir webinar konusu olabilir o. Çünkü oldukça uzun ve detaylı bir konu olabilir. Biz burada şimdi bir göstergeyi seçeceğiz. Göstergeyi seçtikten sonra burada hangi göstergeyi seçtiğinizin çok bir önemi yok açıkçası. Çünkü biz kendi stratejimizi deneyeceğiz. Yani buradaki göstergelerle ilgili herhangi bir şey denemeyeceğiz. O yüzden burada neyi seçtiğimizin çok bir önemi yok ama şuna dikkat edebilirsiniz belki. İşte RSE gibi herhangi bir osilatör, momentum gibi bir osilatör seçmeyin. Çünkü o aşağıda grafik olarak gelecek ve sonra siz onu yok edemeyeceksiniz. Yapısı gereği. O yüzden bu şekilde boş bir ekran olması için ben herhangi birini seçin. Sonra boş ekranla ona denk getirmeye çalışın. Sonra zaten birazdan stratejimize nasıl ekleyeceğiz? Kendi göstergelerimizi ona bakacağız. Evet, buradan seçtikten sonra buradan stratejimizi deneyeceğimiz çapları seçiyoruz. Veya MTI'yi seçiyoruz. Fakat bunun verilerinin yani geçmişe dönük verilerinin inmesi gerekiyor. Elimizde olması gerekiyor ki biz ona göre stratejimizi ne zaman, hangi zaman diliminde deneyeceğimize karar vermemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken iki tuşunu kullanmak. F2 tuşuna bastığımızda bakın sol tarafta çaplarda pariteler geliyor. Buradan Eurodolar paritesini diyelim ki deneyeceksek, stratejimizi Eurodolar üzerinde deneyeceksek Eurodolar paritesini açarak buradan hepsini renkli hale getiriyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu işte yani hepsini de getirmeyebilirsiniz. Siz 15 dakikalıkta deneyecekseniz sadece 15 dakikada getirebilirsiniz. Download tuşuna basıp bunları download etmeniz gerekiyor. Ben şu an ettiğim için durdur diyorum. Sonra kapat diyeceksiniz ve tekrar bu ekrana geri döneceksiniz. Böylece zaman dilimlerinde, hangi zaman dilimlerinde stratejinizi deneyeceksiniz. Bu zaman dilimlerine ait verileri bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Evet. Gösterge kısmını anlattık. Tarife kısmını anlattık. Bu da şu an için bizi çok ilgilendirmiyor. Her tip olarak kalsın. Uzman danışman kısmına daha çok bir şey yarayacak. Tarih kullan diyebilirsiniz. Yani stratejinizi ne zaman aralığında deneyeceksiniz? Ne zaman başlasın grafik? Ne zaman bitsin? Yani böyle bunu seçiyorsunuz açıkçası. İşte, 2019, 1 Ocak 2019 seçtim. Ben de şu an burada günümüze kadar seçtim. Yani 2019'dan 2020'ye günümüze kadar yani yaklaşık 2 yıl kapsayan bir grafik şu an önümüzde olacak bir yerden daha doğrusu. Tarih kullan kısmını buradan aktif ediyoruz. Visual mode yani görsel mod burada hani sadece sonuç almak istemeyeceğimiz için daha doğrusu gösterge seçtiğimizde mecburen bu seçme olarak diye. Uzman danışman kullanırken görsel mod kullanmadan direkt hızlı bir şekilde yani grafiğin akışını izlemeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde sonuçlara bakmak istiyorsanız o zaman görsel modu kullanmayabilirsiniz. Görsel modu kullanmak oldukça önemli sonuçlar çıkarıyor ve o heyecanı size az da olsa yaşatıyor. Bence kullanmalısınız. Geldik zaman aralığına yani hangi zaman aralığında stratejimizi test edeceğiz. Ya da hangi zaman aralığında kullanacağız. Yani burada onu seçiyoruz. Yani splitleri yine seçebiliriz. Bu şekilde kalmasından fayda var. Evet. Gösterge özelliklerine girmiyorum. Çünkü göstergeyle bir işiniz yok demiştim. Sen bu özelliklerinde işte Eurodolar paritesinden dair özellikleri gösterge. Buradan başla dediğimde size şu an bakın hemen o tarihe gitti. Yani ne seçmiştik biz? 1 Ocak 2019 tarihinde şu anda ve karşımıza bu şekilde bir pencere geldi. Grafik penceresi geldi. Ama ben durdurdum.
Şimdi normalde biz ne yapıyoruz? Klasetleri açtığımızda işte buradan bizim grafik tarzımız değilse ve daha önce tarzımızı kaydettiysek şablon kısmına gelip buradan şablon yükle diyebiliriz veya buradan herhangi bir şablonu seçebiliriz. Ama şu anda bu olmuyor. Çünkü neden olmuyor? Yani bu modda yani bu stabil deneme modunda şablonlar çalışmıyor. Şablonlar çalışmıyor. Yani şimdi buradan kendimiz tekrar ayarlamaları her defasında bunu yapmak zorundayız. Bunları kaldırmak istiyorsak kaldırabiliriz. Bunları görmek istiyoruz. Belki resmi küçültmek istiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde bir grafik geldi. Biraz geçmişi var tabii. Hemen de eskiden başlıyor. Bir saatlik de Euro dolar paritesine ait bir ekran geldi ve 2019 Ocak'tan başlıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Stratejimizi test ediyoruz. Geçmişe dönük olarak. Bizim bir stratejimiz olsun. Bir arkadaşımız sormuş. Hemen onun sorusunu kaçırmayalım. Kusura bakmayın. Tam tarihçe merkezini açtığınızda telefon geldi demiş. Tarihçe merkezini F2 tuşuyla açıyoruz. F2 tuşuyla açıyoruz. Evet. F2 tuşuyla tarihçe merkezini tekrar açalım. Arkadaşımıza gösterelim. Diyeceğim ama şu an başlattık. O yüzden birazdan gösteririz. F2 tuşuyla açıyoruz tarihçe merkezini. Tamam. Rica ederim. Şimdi stratejimizi deneyeceğiz. Bizim stratejimiz olsun. Ne olsun stratejimiz? Diyelim ki biz bir saatlik zaman diliminde RSI ile çalışıyoruz ve işte RSI 30'da alıyor, 30'a düştüğünde alıyoruz. Yani 70'e çıktığında satıyoruz. Böyle bir çalışma prensibimiz var. Evet. Basit tabii. Mutlaka böyle değil ama şu an ben genel olarak anlatabilmek için bu şekilde ifade ettim. Buradan sol taraftan göstergeler kısmına gelip ne yapıyoruz? Kendimize o zaman RSI'yi eklememiz gerekiyor. RSI'yi buraya tutuyoruz ve sürüklüyoruz. Şimdi zaman aralıklarınız seviyeleri buradan ekleyebilirsiniz. Yani genelde bu seviyeleri kullanıyorum. 70, 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
Neydi stratejimiz? 30'a düştüğünde al. 70'e çıktığında sağ stratejisini kullanacak. Tamam. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şurada arkadaşlar artık grafiği başlatabiliriz. Şuradan başlattım. Biliyorsunuz hareket etmeye başladı. Şu an bir saatlik zaman diliminde grafik aslında ilerliyor. Fakat şuradan bu ilerleyişi biraz ne yapabilirsiniz? Hızlandırabilirsiniz. Şu anda değil ama son zamanlarda burada bir hata var. Demodanlamı kaynaklı. Onu da tam anlayabilmiş değilim ama yani bu hızlandırma seçeneklerinde mesela şu bile bir anlamına geliyor muhtemelen. Fakat burayı aldığım zaman aşırı hızlanıyor. Bunu ben de şu an çözebilmiş değilim yani son zamanlarda. Şimdi 31'i aldığım zaman normal hıza yakın gidiyor. Yani burada bir şey var. Düzensizlik var açıkçası. Onu tam anlamı olarak çözemedim. Neyden kaynaklandığını anlayamadım. O konu için üzgünüm. Fakat 32'yi aldığımda biraz daha mümkün hızlı bir şekilde geldi. Bu orantısızlık var yani. 30'da falan normalde hani 20'de falan kullanmam lazım onları. Yani 15'te. Ama mecburen 32'de kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü çok aşırı yavaş ilerliyor. Diğer türlü de
çok hızlı ilerliyor. Neyse, onunla ilgili bir çözüme ulaşırsam daha sonra size bu konuyla ilgili tekrar bilgi veririm. Şimdi alalım geriye doğru. Evet, ne diyoruz biz? Stratejimiz neydi? İlk bir şey geldiğinde bak. Yapalım. Şuraya doğru yavaşlatalım. Burada bir nokta yakalamış olabiliriz. Mesela stratejimiz buysa. Burada olalım. Ne yapacağım bunu? Bunu birkaç şekilde kullanabilirim. Ben tercih ettiğim şeyi söyleyeyim size. Genelde ben yazı yazmayı tercih ediyorum. Yani yanımda bir kağıt, kalem, defter oluyor. Ve şu an işte 1.14.76 seviyesinde euro dolar paritesinde bir alım yaptım diye hemen notumu alıyorum. Tarih ve zamanı da bilebilirsiniz. Keşke bunun üzerinde bu şekilde alım yapma ile ilgili bir şeyler olsaydı ama maalesef o konuda metadonelerin çeşitli eksikleri var. Fakat aslında bazı yazılımlarla bunu yapabiliyorsunuz. FX4 gibi. Orada başka bir webinarın kursu olarak saklıyorum. Yani ondan da bahsedeceğim size. Fakat şu an yapabileceğim şey ya burada herhangi bir seviye eklersiniz ve işte aldınız mı sattınız mı bunu gösteren bir ok eklersiniz. Burada kayı önlü bir işlem yaptığınız için kayalı bir ok ekleyebilirsiniz. Daha sonra takip edeceksiniz. Yani yapacağınız şey burada stratejinizi takip etmek. Yani acaba nasıl bir sonuç olacak? Ya da az önce söylediğim gibi kağıt kalemle notlarınızı tutacaksınız. Şu seviyeden, şu işleme, şuradan girdiğinden ne oldu diye. Daha sonra oradan bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Veya bilgisayar üzerinde stratejinizi Excel üzerinde varsa kullanıyorsanız oradan girersiniz işlem seviyelerinizi. Oradan sonucuna bakarsınız. Excel üzerinde olursa farklı şeyler de deneyebilirsiniz. İşte burada mutlaka SL ve TP noktalarınızı da girebilirsiniz, girmelisiniz. Onları da girdikten sonra şimdi artık grafiği devam ettirelim. Biz burada ne yapmıştık stratejimize göre? Stratejimiz 30 seviyesinden almaktı. İzliyoruz şu anda bakalım. Ama hala çok aşağı ya da yukarıya gitmiş değil seviyeden. Tabii mutlaka bir SL ve TT noktamız olacak. Bakın burada bir 40 pip kadar aşağı yaptı. Evet. Muhtemelen işlemden çıkmış olmamız gerekiyor. Yani stop olduk. Bu mesela ne yaptık burada? Stratejimizi denedik. Evet. 30 seviyesinden aldık. RSI'da. Fakat ne oldu? İşlemimiz stop oldu. Ne kadar stop oldu, işte ne kadar bir SL koyduysa artık sizin kendi stratejinize bağlı. Bu test ettik ve açıkçası birinci de test sonucu çok mantıklı, makul bir veri vermedi değil mi? Şimdi devam edelim grafiğe. Ve bakalım tekrar. Bakın. Tekrar. Evet. Tekrar yine 30'dan alıyorduk biz. Ama oydu stratejimiz. Yani bakın tekrar hatırlatıyorum. Bunun doğru olduğunu falan ya da böyle bir stratejimiz yok aslında. Biz sadece şu an arazi konuşuyoruz.
kendi stratejimizi nasıl test etmemiz gerektiğini artık bunu öğrendikten sonra kendimiz uyarlarsınız. Bir şekilde uyarlarsınız. Tekrar aldık diyelim ve başlattık. Yani muhtemelen şurada şurada almıştık. Stop oldu. Çünkü bayağı çok da gitmemiş. Evet. 60'lı seviyelerden aldık. 60 kadar eksiydik. Yani stop noktamız nerede olduğuna göre değişir. Önemli değil şu an için. Yani stop olduğumuz olmadığımız önemli değil. Şu an için bizim için önemli olan stratejimizi nasıl deneyeceğimizi anlayabilmek, bunu öğrenmek. Şimdi sol taraftan bahsedeyim. Yine burada herhangi bir moving average ekleyebilirsiniz. Yani buradaki grafiği ne yapabilirsiniz? Özelleştirebilirsiniz. Kendi stratejinizle ilgili hangi osilatör, hangi araç gerekiyorsa, hangi grafik penceresi, hangi parite gerekiyorsa bunların hepsini burada özelleştirip daha sonra stratejinizi ne yapabiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. Şimdi tekrar baştan girelim. Böyle seyirciler kaldıralım. Bunu da kapatalım. Ne yapıyorduk? Bu büyüteç kısmından açıyorduk. Daha sonra burada gösterge veya uzman danışman fark etmez. Göstergeyi seçtim. Onların nasıl kullanacağını daha sonra başka bir webinar konusu olarak anlatabiliriz ama şu an değil. Buradan herhangi bir şey seçiyorduk. Gösterge seçiyorduk. Bunu hangisi seçtiğimiz önemli değil dediğim gibi. Biz ne yapıyorduk? Biz kendi göstergemiz, kendi stratejimizi deneyeceğimiz için burada hangisini seçtiğimizin hiçbir önemi yok. Sadece MAP, Momentum gibi, RSI gibi yeni pencerede açılan bir şeyler seçmiyorduk. Çünkü onu kaldıramıyoruz orada. ATR'yi seçelim. Yine devam edelim. Buradan hangi paritede, yani stratejimizi hangi paritede deneyeceksek onu seçiyoruz. Bunu ben evet, bunun uzman danışman kısmı olmadığı sürece bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Bu da şu an için bizim çok fazla. Tarih kullanıyoruz. Görsel modu zaten kaldıramıyoruz. Gösterge seçtiğimiz için buradan görsel mod bir şekilde devam edecek. Zaman aralığını seçiyoruz. Sonra hastalığı seçelim. Burada speedleri seçiyoruz. Bu şekilde kalabilir yani. Bu tarafta da oynamamız gereken bir şey var. Burada göstergenin özellikleri diyor. Biz onları kullanmayacağız. Sen bunun özellikleri zaten yer var. Paritesinin özelliklerini gösterecek. Kaç kısmı da başka dediğimizde bakın ne diyorduk? Ne demiştik? Kendi şablonunu getiriyor. Ve biz bunu şey yapamıyoruz. Yani şablon yüklediği ne yapamıyoruz? Yeni şablonu buraya yükleyemiyoruz. Burada kendi tek tek değişiklikleri ne yapmamız gerekiyor? Örneğin arka planı hızla yansıtamıyorsak bunu seçmemiz gerekiyor. Ben bağımlı seçeceğiz falan. Şimdi ne yaptı? İç seçtiğimiz tarihi Ocak tarihi geri döndü demiştik. Şimdi neyi değiştirdik sadece? 4 saatlik zaman dönemini seçtik. Şuradan başlatabiliriz. Yine çok hızlı ilerletelim. Eğer stratejimizi 4 saatlik zaman dilimini vereceksek buradan sadece 4 saat değiştireceğiz. Eğer bunun kavaraja dayalı bir atıyorum sistem sesi işte 13. Bunun kavarajları daha önce anlatmıştım size. Böyle bir strateji yok arkadaşlar. Ben sadece örnek olsun diye bunları atıyorum. Siz kendi stratejinizi ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Ben sadece fikir vermeye çalışıyorum. Stratejinizi test edebilirsiniz. Sen yapalım.
üçlü sistemler vardı ya işte birbirini kestiğinde alıp satmak. Öyle bir strateji oluşturmak isterseniz ya da oluşturmuşsanız da hali hazırda varsa onu bu şekilde test edebilirsiniz. Yani. Başlatalım. Diyelim ki sizin kullandığım şekilde stratejiler var. İşte sayfınızı mağdur üçlü birbirini aşağıya ve yukarı kestiğinde ürünlere satıma girmek gibi bazı stratejiler olabilir. Yani şu an mesela sarı kırmızıyı kesti. Diyelim ki sizin stratejinize göre sarı kırmızıyı kestiğinde ya da kırmızı sarıyı kestiğinde desek satış yönünde işlem açalım. Ne yapıyorduk işlemimizi? Eline not alıyorduk. Yani bilgisayar yazıyorduk. Ya da buradan bu seviyeye bu satış işlemi açtığımıza dair bir işaret koyuyorduk. Yani biz burada satış açtık. Bakalım ne olacak? Bu arada stop noktamızı da koyalım. Diyelim ki sarının hemen üzerine koyduk. Tp noktamızı da koyalım. Bir önceki dibe koyduğumuz düşünelim. Bakalım ne var. Evet. İşlem tp oldu gördüğünüz gibi. Bunu geçmiş tarihte defalarca test edebilirsiniz. Yani istediğiniz tarihte, istediğiniz tarih aralığına bu şurada tarih kısmını seçtiğiniz zaman ta işte 2000 yıllara kadar ne zamandan beri varsa o zamana kadar veriyi indirebilirsiniz. Bu biraz uzun sürebilir ama aklınızda olsun ve fazlaca büyük bir yeri olduğu için bilgisayarınızda da fazlaca yer kaplayabilir. Ve yani kotanızı doldurabilir, haberiniz olsun. İstediğiniz zaman diliminde, istediğiniz paritede, istediğiniz stratejiyi, istediğiniz gibi test etme olanağını sunuyorsunuz. Bu en azından reel piyasaya da bir stratejiyi işleme sokmadan önce buralarda backtestlerini yaparak size daha iyi bir öngörü kazandırabilir. Yani ve aynı zamanda biraz da grafik gözünüzü, yani görsel hafızanızı, fotoğraflarla ilgili görsel hafızanızı geliştirebilir. Grafikleri nasıl işleyebilir, geçmişe dönüp zihnimizde biraz daha fazla yer edebilir. Bu açıdan ben oldukça faydalı buluyorum bu strateji denemeyi. Yani umarım siz de vakit bulabilirsiniz diyeceğim. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü size de faydalı olacağına eminim. Güzel taraflarından bir tanesi de zaten yani herhangi bir şekilde piyasanın açık olması gerekmiyor. Sizin boş vaktinizde bu hafta sonuna da denk gelebilir. Çoğu zaman öyle oluyor zaten. Boş vaktinizde girip piyasayı istediğiniz gibi metodeler üzerinden test edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani şimdi sorularınızı alacağım. Varsa sormak istediğim bir şey. Konuyla ilgili, konuyla ilgili. Yani bu konuda bahsetmediğim çok fazla bir şey kalmadı. Var mı arkadaşlar sormak istediğim bir şey?
Süleyman Bey, ben bunu AI için kullanıyorum. Bittiğinde rapor alanını servis kısmında modelin kalitesi ya da model kalitesi %25 tutuyor. Bunun nedeni nedir demiş. Datayı aldığı yere göre değişebilir Süleyman Bey. Yani ben de şu an bu şeyi ilk defa duydum. Ama bu konuyu anlatırken şunu da anlatacağım ileride. Yani EA'lar için nasıl kullanacağımızı da anlatacağım. O zaman buna bir ilerine bakayım. Model kalitesi. Geçmiş datanın kalitesi. Dataları farklı sağlayıcılardan alabiliyorlar bazen. Ama bundan daha çok ben size başka bir şey önereceğim aslında. Yani özellikle EA üzerinde denerken orada bir sorunlar yaşamayabilirsin. Ama bu da zaten bir sorun oluşturuyor mu bilmiyorum. Sanırım oluşturmuyordur. Ama şu an bunun ilk defa duydum. Daha karşı. Ben şimdi tam olarak size bir cevap vermiyorum. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Yoksa kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar dilerim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dediğim gibi daha sonraki webinarlarda expert adisyonlarla strateji deneme kısmını nasıl kullanacağını göstermeye çalışacağım. Yani uzman danışmanlarla. Strateji testlerini daha kolay yapacak programlar gerek var. Ondan bahsedeceğim. Yani çok programlar var. Bunları daha basit bir şekilde yapabilirsiniz orada. Hatta orada sistem alma satma gibi uygulamalar da var. Bir sonraki webinarın konusu olacak o. Orada bahsedeceğim. Ama şimdiden bakmak istiyorsanız çok teknik programlara bakabilirsiniz. Bunlar muhtemelen paralı programlar olacak. Trading'in evde de bu tarz programlar var ama onların da kullanmak için de muhtemelen para isteyeceklerdir. Bu strateji deneme kısmı daha işin bir kısmı. Ama bu şuna benzer arkadaşlar. Yani burada ki şeyi seviyorum ben. Yani strateji denemedeki. Şimdi siz az önce söylediğim konu, yani burada bu biraz zor gibi gelebilir ama oldukça manuel olması size bazı konularda görsel hafıza ve grafikleri okuma anlamına büyük katkı sağlayacaklar. O yüzden bununla da biraz vakit geçirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Tabii daha kolay yapan programlar var. Ama burada vakit geçirmek, yani bu kısımla ilgilenmek, metotelerin bu kısmıyla ilgilenmek ve biraz daha tecrübe, görsel hafıza kazandıracaktır diye düşünüyorum. Strateji örneklemleri gösterseniz demiş. Hani sizin üzerinde çalıştığınız stratejiyi paylaşır mısınız demiş. Bunları da paylaşmak için aslında duyuruda bulunmuştuk biliyorsunuz daha önce. Yani kendi stratejilerimizi, özel stratejileri paylaşmak için hatta sinyal grubu üyelerine
İndirimli bir webinarımız vardı. Ekim ayının 15'inde başlayan. 6 ay öncesiydi. Sonra sinyalleri nasıl olursuna dair stratejileri açıklıyor ve tarz paylaşımlarda sizin söylediğiniz tarz paylaşımlarda bulunuyoruz. Ama bu daha genel bir şekilde burada sadece kendi stratejinizi nasıl denersiniz bunu anlatmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz daha özel olacak diğer türlü. Çünkü direkt kendi stratejimizi paylaşmak daha fazla zaman ve emek alacaktır. Onun için de ayrı bir webinar duyurusunda bulunmuştu. Evet, ayrıca data testler az olduğu için sağlıklı back test yapılmıyor. Bu data testlerin böyle bir siteler mevcut. Tabii evet. Siteler mevcut. Ama dediğiniz gibi tip datayı veriyorlar aylık parayla. Evet. Fakat programı satın aldığımızda sanırım bu data testlere de parasız bir şekilde ulaşabiliyorsunuz yani. Bir taşla iki kuş tutmuş oluyorsunuz. Bazı programları satın aldığınızda. Sanırım onların anlaşması gerekiyor. Data testlerini de görebiliyorsunuz. Benim üzerinde çalıştığım stratejim aslında size anlatmıştım. Daha önceki webinara katıldığınızı bilmiyorum ama bir tane stratejiden bahsetmiştim yani kullandığım genel olarak kullandığım. Hemen burada kısaca hızlı bir şekilde anlatayım mı size? Çok da boş göndermeyelim ihtimalle. Hatırlarsanız yani genel bir hızlı stratejiyi göstereyim ama. ARESA ile ilgili bir stratejiden bahsedeyim size. Daha önce ARESA göstergesi ile ilgili böyle bir webinar vermiştim. Orada ARESA'yı nasıl kullandığımla ilgili bazı sorular vermiştim. ARESA'ya 30-70-50-0-13-87 bu seviyeler sizde de değişiklik gösterebilir ama emeklediğim seviyeler bunlar. Bunları H4 zaman diliminde açalım. Evet, başlayalım. Şimdi açtık ARESA'yı ve stratejimiz neydi? Stratejimiz şuydu. 4 saat zaman diliminde. Çoğunlukla 4 saat veya 1 saat. Ama çoğunlukla kullandığım zaman dilimi 4 saat. ARESA'daki ürün sunucuları yaptık. Tamam ve devam edelim. Evet, ne zaman, yani şu an bir uyutucuk oluştuğunda ve işleme girmek için herhangi bir durum oluştuğunda ben size haber vereceğim. Daha önce de zaten bu stratejinin o zaman daha kesin sinyaller oluşturduğundan bahsetmiştim.
Evet, bakın. Aslında şöyle oluştu. Nasıl oluştu? Fazla özellikle şimdi uygulamıyorum. Burada nasıl oluşmuştu? Daha önceki seneye katılan artılar. Bakın burada bir alasayla düşüş var. Baktığımızda iğme. Evet, fakat burada bir tepelerde bir yüksek sanmıyorum. Yani bunlar burada bir aslında bunlar bir. Şurada satabilirim. Evet. Yani burada bir uyumsuzluk oluşmaya başlıyor. Yani fiyat hareketi pardon. Grafiğin eğimi aşağı doğru, karesinin eğimi yukarı doğru. Bu da birinci dönemde yani bir işlem açılabilir. Toplu koymak şartıyla. Evet. Evet. Bu noktada kararlı ettikten sonra yani yaklaşık 40 saat stop seviyemiz hemen bunun altına çekebiliyorum. Bu kısmı stop seviyemiz. Evet, artık burada yani çıkıp çıkmama kararı size ait çünkü yaklaşık 60-70 pip kadar gördüm. Sanırım bu strateji yeni başlayanların kullanabileceği daha sağlam adımlarla ilerleyen bir strateji olabilir. Çünkü burada dediğim gibi çok az sinyal üretilir ama sağlam sinyaller üretilebilir. Var mı sormak istediğiniz başka bir şey? Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi bu strateji vermek kolay fakat stratejilerini yani stratejilerini kendileri keşfetmeleri özellikle bir trader olmayı oldukça önemli. Her strateji her dönem her kaliteye, her zaman dilimine, her duruma göre değişkenlik gösterebilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.